Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğime var. Kimimiz nişanlı, Çanakkale içinde bir kırık testi. Çanakkale içinde bir kırık testi. Üçüncü ordu harbe yürüdü.
Çanakkale Boğazı dardır geçilmez. Çanakkale Boğazı dardır geçilmez. Kan olmuş suları bir tas içilmez. Of gençliğime eyvah. Kan olmuş suları bir tas içilmez. Of gençliğime eyvah. Sana evlat acısı yaşa. Biliyorum bana kızmıyorsun. Ama içimde yanan ateşle ağıt yakıyorsun anne. Ana yüreği işte. Biliyorum yüreğinde kocaman bir kor yanacak bundan sonra. Bayramların bayram olmayacak bensiz. Mezarımın başında geçireceksin tüm bayramları. Mezarı taşımı temizleyeceksin gözyaşlarını. Düşman işgaline uğramasın bu topraklar anne. Dayan annem dayan. Ben seni şehitler arasında bekleyeceğim. Ah koca babam. O koca yüreğinde ateş yaktığım için affet beni baba. Vatan sağ olsun derken sesin titreyecek biliyorum baba. Bayrağımıza bakarken vatan sağ olsun diyeceksin tekrar tekrar. Çocukluğumda bana anlattığın Çanakkale şehitlerine senden selam götüreceğim. O koca yürekli baba. Beni affet taze gonca gülüm, hayat arkadaşım. Seni genç yaşta dul bıraktığım için ben şehit oldum, sen şehit eşim. Dünya hayatında yokluğumun acısını yaşayacaksın belki. Tabudumun başında ağlarken doyamadım sana yiğidim diyerek gözyaşlarını damlattığın tabudum. Ben sana doyduğumu sanıyorsun. Ya senin namusuna leke getirecek alçaklar ülkemi işgal etseydi. İşte o zaman ben gerçekten ölmüş olurdum. Ah güzel yetim çocuklar. Sizi yetim bıraktığım için beni affedin evlatlarım. O küçük ellerinizi tutup yanaklarınıza bir öpücük daha kondurmak için neler vermezdim. Kokunuz burnumda tüterken şehitlik nasip oldu. Size doyamadım. Sen beni öldü sanma oğlum. Şehitlere ölü demeyin. Diyen Allah bize ölmeden önce yerimizi gösterdi. Orayı görsen sen de bir an önce şehit olmak istersin. Seni orada bekleyeceğim oğlum. İnşallah sen de şehit olursun. Kolay mı bırakıp gittim sizi sanıyorsunuz? Hepiniz gözümün önünden geçtiniz. Ben sizi nasıl bırakıp giderim diye düşünürken Hazreti Peygamber'i gördüm. Anne, ellerini açmış beni bekliyordu. Ruhumu teslim ederken gideceğim yer gösterildi bana. Ne güzellik, cennete uçtuğumu anladım. Bakmayın siz cesedimin kan revan içinde kaldığını. Hiç acı çekmedim ben. Dünyada şehitlerden başka hiç kimsenin yaşayamayacağı kadar rahat bir ölüm yolculuğu yaptım. Milletime söyleyin, beni fatihasız bırakmasın. Oh,
çalışkandır. Türk milleti zekidir.